Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Dutlu değerli öğrencim Tonguç'la size bugün kaldırma kuvvetiyle ağırlığın ilişkisini anlatacağız. Nasılsın Tonguç'um? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Canım, ee, sen denizde hiç yüzdün mü Tonguç? Evet hocam, ben denize yüzdüm. Şimdi yüzdüğünde yüzme durumunda oluyorsun. He. Peki denizin içine hiç daldın mı Tonguç? Yani ilk yüzmeyi öğrenirken batmıştım, boğuluyordum. Arkadaşlarım kurtardı. O zaman da baskıda batma durumda oluyorsun. Baskı. <laughs> bir de askıda kalma durum var ya. 3 durum var. Dipten gitmem hocam o da. <laughs> mesela şöyle düşün. Topu bıraktığın zaman suyun üstünde ne olur? Yüzme durumu olur. Durur öyle. Durur değil mi? Top evet. bu şekilde durur. Evet. Peki aynı şekilde taşı attığın zaman suyun içinde ne olur Allah aşkına? Batar hocam. Harika. Demek ki top, taş vesaire işte bu da mesela bir Sulu bir kavas diyelim. Bu da böyle duruyor tamam mı? Evet hocam. Şimdi bu üç durumu inceleyeceğiz biz. Şunu unutmayalım. Şimdi bir kere taşın ağırlığı ne tarafa doğru Tonguç? Aşağı doğru bir ağırlığı var değil evet mi? Evet hocam. Her şeyin ağırlığı her zaman aşağı doğrudur. O zaman bunun da ağırlığı aşağı doğru. Evet hocam. Bak bu da ağırlık. Peki topun da bir ağırlığı var değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu da aşağı doğru. Evet. Şimdi Tonguç şunu unutma. Ee, bunların ağırlıkları var. Ama bunların bir de suyun içlerinde oldukları için... Bunlara uygulanan bir kaldırma kuvveti var Tonguç. Her He. zaman kaldırma kuvveti zaten adı da üstünde ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. Kaldırıyor. O zaman kaldırma kuvveti de yukarıya doğru. Burada da var kaldırma kuvveti Tonguç yoksa durmazdı zaten. Aynen öyle. Kaldırma kuvveti burada da var Tonguç. Topun üstünde de var. Bunu çekmek zorundayım çünkü gözükmüyor. Burada da kaldırma kuvveti yukarıya doğru değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi ilk başta bunları çiziyorsun tamam mı? Hemen yüzen cismin, batan cismin kuvvetlerini çiziyorsun. Kuvvetlerini çizdikten sonra Tonguç hemen düşünelim. Sence ağırlık mı büyük kaldırma kuvvetim daha büyük taş için? Evet ağırlığı büyük hocam. Tabii ki o yüzden batmış değil mi zaten evet, Tonguç? Evet hocam. Şimdi burada peki adam ortada duruyor askıda kalmış. Kaldırma kuvveti büyük ağırlığı mı büyük? İkisi eşit. İkisi birbirine eşit. Tonguç şimdi buna geldik ama şunu sana hatırlatayım. Bunu bak dikkat yazmışım. Öğrencilerin %99 yanlış cevaplıyor. Hmm. Sen bakalım nasıl cevaplayacaksın? Ağırlığın büyük, kaldırma kuvvetin büyük Tonguç. Bence kaldırma kuvveti büyük hocam. Gibi geliyor değil mi? Evet. O yüzden sen de %99'un içindesin evladım. Allah. Tebrik ediyorum seni. Normal bir insansın yani. Aa iyi o zaman. Çok zeki değilsin onu demek istiyorum <laughs> Şaka evladım bak. Şimdi topun ağırlığı aşağı doğru değil mi? Evet hocam. Top bu şekilde ne yapıyor evladım? Suyun üstünde duruyor değil mi? Evet. Kaldırma kuvveti yok ya durduğuna göre eşit ikisi mi? birbirine eşit olmak zorunda. Aynen. Aslında içinden eşit geldi hocam. Bak, göreceksin. Şimdi böyle mesela yok. diyelim ki kız arkadaşınla gittin Venedik'e, tamam mı? Kaliteli bir insanım hocam. Suyun üstünde e, Venedik'te gondola bindin. Ne güzel, çok kaliteli, elit bir şekilde. Karizmayım Bu hocam. gezerken ya yes, sizin ağırlığınız aşağı doğru kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Evet. Eğer kaldırma kuvveti yukarı doğru daha fazla olsaydı siz zıplardınız evladım. He. Suyun üstüne zıplamıyorsunuz duruyorsunuz değil mi? Evet. O yüzden birbirine eşit olduğunu bileceksin Tomuş. Bu çok sorulan bir soru. Çok dikkat edeceğiz. O zaman şimdi bakalım birkaç tane soru yapalım seninle. Nasıl olduğunu anlamak için. Kasınç bir soru bak dikkat et. Of. Şimdi terleyeceksin bu soruda ama... Bunu çıkarayım mı hocam? E, yok çıkarma evladım senin kıllarını görmek istemiyorum. Eşit kütleri cisimler şekildeki gibi dengedir bak eşit kütleri. Ha. Cisimlere uygun kaldırma kuvvetlerini bir sıralayacağız. Diyeceğiz ki sevin metodu yani sayı verme metodunu uygulayacağız evladım. Tamamdır hocam. Sayı verme metodu diyordu ki ya, ya bunlar eşit kütleli dediyse ben bunların hepsinin ağırlığını eşit diyebilir miyim Tonguç? Evet hocam. O zaman hepsinin ağırlığını aşağı doğru gösteriyorum. Mesela buradan başlayalım. Bunun ağırlığı ne diyelim Tonguç? Salla bir şey. 3. 3 ee, diyelim. Bunun ağırlığı ne olsun? O da 3'tür o zaman. Aynen. Bunun ağırlığı da 3'tür. Çünkü eşit kütleli ya Tonguç. Aynen Hepsi 3 değil midir Tonguç? Evet Hepsine 3, 3, 3. Üşenmeden yazdım. Üşenseydim patlayabilirdim. Çünkü. Aynen hocam. Şimdi kaldırma kuvvetlerini gösteriyorum. Ya kardeşim bu askıda değil mi? Evet. Askıda olan da ağırlık kaldırma kuvveti eşit değil miydi birbirine? Kesinlikle. O zaman bu tarafa doğru 3. Bak Tomuç bir cisme baktığın zaman hangi durumda? 3 durum ilkesinden hangi durumda olduğunu düşün. He. Bu askıda mı? Batmış mı? Yüzmüş mü? Askıda. O zaman bunlar eşitti. Evet hocam. Bu hangi durumda? Yüzme durumunda. O da eşitti. O da eşitti çünkü sen %99'un içine girmeyeceksin. O yüzden Aynen. buna 3 diyorsun. Aynen hocam. Şimdi yüz, buna bakalım B. He, kaldıramadı bu batmış. Ha, o yüzden demek ki kaldırmak kuvveti yetişmemiş. Anladım hocam. Buna bakalım askıda kalmış Üç. o yüzden eşit. Buna bakalım yüzmüş Üç. o yüzden eşit olmak zorunda. Buna bakalım askıda kalmış 3. Aa değmiyor doğru ben Tonguç, onu değdim. Bak bu değmiyor hiçbir şekilde alt, alt tarafa değmiyor. Yani ha. onu kandırmak için veriyorlar. O zaman biz hemen sıralayalım Tonguç'cum. Demek ki A eşittir E eşittir C eşittir D eşittir F gibi... Acayip bir sonuç çıktı değil mi? Hiç Hı. bekler miydin böyle bir sonuç çıkacağını? Beklemezdim. Mükemmelsin. Ondan sonra Büyüktür B. Anladık mı evladım? Anladım. Demek onu. ki sayı verme metoduyla çok zor sorular bile çözebiliyor. Hiç kasmayacaksın. Şimdi de soruları ipleme metodu... O ne ya? <laughs> evladım ip, bunu unutmayacağız Dengeler. Şimdi, şimdi bir taşı atsam böyle. Normalde taş batmak istemez bu suyun içinde. Kesinlikle. Ama bu ip yüzünden ne olur? Batmaz. Batmaz. Demek ki bu ipten geliyor. Taşın bir kere hemen şöyle düşünelim. Aşağı doğru bir neyi var evladım? Hemen kuvvetleri yazalım bak. Aşağı doğru bir ağırlığı var değil mi? Evet hocam. Yukarı doğru nesi var? Her zaman bir kaldırması var. Kaldırma kuvveti var. Şimdi söyle bana Tonguç. Ee, bu adam normalde ağırlığı kaldırma kuvvetinden fazla olduğu için batmaz mıydı? Evet batar. Taş mesela. Ama T ne yapıyor? Bunu dengeliyor. He. Hangisi daha kuvvetli peki? Ağırlık daha kuvvetli. Evet. Demek ki T dediğimiz şey ağırlıkla kaldırma kuvvetinin arasındaki fark kadar. Onun dengelemiş. Bak, evet demek ki T hep fark kadar unutma. Nere neyin? hangisi daha büyükse ondan onun çıkmasını. Anladım hocam. Şimdi şeye bakalım şu zımbırtıya bakalım. Topu suyun içine böyle koysan. Evet. Topu suyun içine koyduğun zaman top yukarı doğru çıkmak istemez mi? Kesinlikle. Hani top, elinle hocam, denizde top oynamışsan hiç bastırmışsındır elinle. Evet. Elinle suyun içine bastığın zaman topu top yukarı doğru böyle bırakma <hık> Atıyor o, hocam. Fırlar değil mi? Evet. Aynı onun gibi. İşte ben fırlamasın diye bunu iple taktım tamam mı? Hayda. Topu iple dibe bağladım. Dubalar yani. gibi. Aynen. Çünkü diyorum ki ben bunun üstündeki kaldırma kuvveti hı hı. daha fazla değil mi evet. ağırlığından? Evet. Evet. Bıraktığım zaman gider değil mi? Böyle bir şey olabilir mesela. Olur. Topta oluyor mesela. Bak işte. Demek ki T bizi dengeleyecek. Demek ki T dediğimiz kuvvet burada bu sefer kaldırma eksi ağırlık olacak. Anladım hocam. Ha, şimdi anladık mı olayı evladım? Anladım hocam. Net bir şekilde. Demek ki ip dengeler evladım. Unutmayalım. Aa, Ödüllü dedi sorumuzu dedim. yap. Cevaplara gönder bakalım evladım.